Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Girişimi değiştirmek istiyorum ama ne yapsam bilemiyorum böyle. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz demek istemiyorum. O yüzden artık sadece merhaba diyeceğim. Merhaba. Hello. Bu videoyu aslında 5 dakika önce farklı bir konuda bir video çekiyordum. Ama konu biraz üzücü bir şeydi. Ve şu an çok o modda olmadığım için o videoyu sonra çekeceğim. Ve şimdi bu videoyu çekiyorum. Ayrıca burada şeyi olan kamera aldım. Anladınız, oradan kendimi görebiliyorum. O yüzden sürekli oraya bakar konuşursam özür dilerim ama zor. Çünkü orada kendi hareketimi şu an görüyorum mesela. Sadece bu artistliği yapmak istedim ki bunların çıkabildiğini görün. Konumuz, zamanda keşke bu videoları açıp izleseydim. Gerçi o zaman Türk YouTuber pek yoktu ama piercinglerimi anlatacağım. 1000 tane piercingim yok, evet, ama onlar var. Bir de teşekkür ederim. Bunların hikayelerini anlatacağım size. Çok enerjim yerinde. Ki bugün İyi bir şey de olmadı. Yani kötü bir şey olmadı da iyi bir şey de olmadı ekstra. Şimdi anlatıyorum. İlk ben kıkırdağımı deldirmek istiyordum, kulağımı. Yani kulağımın üst kısmını. Anneme söyledim, annem de bakarız dedi. Sonra ben bir gün çıktım evden, arkadaşımla buluşacağım. Bu 2012'nin 2013'e geçerkenki yılbaşı günü yani. 31 Ocak. Ay. 31 Aralık. Arkadaşımla buluştum. Şevval ve Gülce ile. İzmit'teyim bu arada, daha İstanbul'a taşınmadım. 8. sınıftayım. 16 yaşında... Ay 16... Ne diyorum? 13 yaşındayım. Çıktım. Onların kulaklarını deldirdikleri yerin önünden geçiyorduk. Bu bir sünnetçi. Bir sünnetçi. Dediler ki hadi gel kıkırdağını deldirelim. Ben de çok istedim ama aslında dünyada iğneden en çok korkan insan ben olduğum için hani deldirmek istiyorum ama nasılsa deldirmem düşüncesindeydim. Sonra onlar deyince deldirsem mi dedim. Çok hızlı konuşuyorum. Annemi aradım, açmadı. Annemi aradım, açmadı. Bu arada diyorlar ki hadi gel, hadi gel falan. Tamam dedim, çıktık yukarı. Annemi bir daha aradım, açmadı. Dedim tamam deldireyim. İşte gittim. Adam tabancayı çıkardı. Neyse geçiyorum. Tak. Kulağımda böyle bir ses. Böyle Allah'ım, ağzıma böyle tükürük geliyor. Hani böyle kusmak üzereyken gelir ya. Başım dönüyor. Ay öleceğim falan. Sonra adama söyledim. Sonra dedi ki şu an yatman lazım dedi. Su getirdi. Kalkarsan bayılırsın dedi. Ben böyle... O işlem tamamlandı. Böyle bir 5 dakika geçti. Kalktım. Sonra bir yerlere gittik arkadaşlarımla ama ben sürekli oturuyorum. Başım dönüyor falan. Neyse bir süre sonra geçti. Sonra ben eve gittim. Eve gittim. Kapıyı çaldım. Annem uyuyormuş. Böyle ne oldu falan, geldi falan. Dedim ki sana bir sürprizim var yaptım. Kulağımı göster. Annem böyle benim oturmam lazım. Gitti oturdu böyle. Kızım niye deldirdin işte benden izin almadan falan. Ben de dedim izin almıştım falan. Sonra dedi ki iltihap kaparsa asla ilgilenmem dedi. Kendin bakacaksın dedi. Çünkü benden izin almadın falan. Sonra üstünden bir ay geçti. Bu kulak bu kadar oldu. Bir şişti. Sonra okuldan annemi aradım. Anne beni al. Akşam derse gidemeyeceğim. Kulağım ölüyor falan diyorum. Sonra annem geldi işte. Ama inanmıyor yani o kadar kötü olduğuna. Üf, ne oldu falan filan. Aldı beni. Bir baktı kulağıma. Falan bu ne böyle sızlıyor falan. Sonra gittim işte eczaneden. Şey falan diyor. İlacını kendin al falan diyor bana. Ölüyorum. Sonra gittim eczaneye, ilaç işte gösterdim böyle, kulağım böyle oldu falan. İlaç sürüyorum ama kulağım var ya böyle sızlıyor. Aldım ilacı, sürdüm. Sonraki gün de sürdüm. Bir şekilde geçirdim onu ve çıkarmadım piercingi. Çıkarmadan kurtuldum yani. Sonra bir yıl boyunca, bu arada bunun bir yıl boyunca geçmediğini ben bilmiyordum. Bir yıl boyunca bir şekilde ağrıyor orası. Bayağı zaman geçti. Ben geçen sene değil, önceki sene... Gittim işte bir yere gitmiştik İzmit'te yine ama İstanbul'da yaşıyoruz. Annem aradı. Dedim ki anne ben kıkırdağımı tekrar deldirmek istiyorum. Üstünü işte deldirebilir miyim dedim. Annem de dedi ki kızım yani deldir ama hijyenine dikkat et. Annem orada şey sanmış. Ben deldirdim çoktan
Ama izin almak için arıyormuş gibi yapıyorum falan. Sonra neyse dedi gittim başka bir yere gittim bu sefer. Ivır zıvır diye bir yer İzmit'te gittim. Gittim işte böyle falan. Dedim ki böyle bir şey diyeceğim ama ben iğneden çok korkuyorum ne yapacağım falan. Sonra tamam ya dedi korkmana gerek yok dedi. Çıkardı çat diye deldi. Böyle kaldım. Ne oluyor falan oldu. Yani korkmadım çünkü ne oluyor anlamadım. Pıt diye bitti. Ve bu iltihap da kapmadı, hiç de bir şey olmadı. Yaşadığım en iyi delim anısıydı. Buruna geçiyorum. Şimdi ben zaten yaklaşık, evet 12 yaşımdan beri piercing delisi, dövme delisi manyağıyım. Ve eskiden dilimi deldirmek isterdim. Ve hani bütün piercingleri mükemmel bulurdum, çok güzel bulurdum falan. Bir de hani sonuçta daha böyle büyük ve asi işi olduğu için. Neyse. Geçen senenin sonlarına doğru bir arkadaşımla burnumuzu deldirmeye karar verdik. Daha doğrusu düşünmeye başladık. Hani deldirelim okey falan. Sonra anneme gittim söyledim. Annem ne demişti yani başta çok aşırı iyi yaklaşmadı sonra tamam dedi. Onun dövmeleri falan var zaten. Hani bu konuya karşı bir insan değil. Gittim ben de. Okey dedim deldirelim falan. İstiklal'e çıktık. Shadows'a gittik. Oturup beklemeye başladık. Adam dedi ki birinizi alayım önce. Ben de dedim ki hani beni alsın ki. Bu olay bu arada yaşandı mı bilmiyorum ama. Annem geldi. 2 saniye bekle. Sonra gelebilir. Ben daha çok korktuğum için önce ben gitmek istedim diye hatırlıyorum. Sallıyor cidden olabilirim. Neyse beni aldılar. Ben böyle koltuğa oturdum. Adamın böyle her yerinde dövme var ve her yerde böyle medikal şeyler var falan. Ben çok korkuyorum. Haberiniz olsun iğneden. İşte iğneyi görmeyeceğim. Gözümü kapayacağım. Olabildiğince çabuk bir şekilde halledelim dedim. Bir anda iğneyle yaklaştı tamam mı? Ben böyle bir dakika uyuşturmayacak mısınız dedim. Dedi ki işte kıkırdak işte şey soğukta daha hassaslaşır dedi. O yüzden işte soğutucu sıkabilirim istersen ama hiç iyi olmaz. Daha hassaslaşır ve daha çok hissedersin. Daha çok canı yanar dedi. Ben böyle tamam dedim. Bir dakika dedim böyle kalktım. Adam böyle sakin ol. Tamam. Neyse eninde sonunda oturdum. Gözümü kapadım. Deldi. Hiçbir şekilde acımadı. Ama burnumdan o iğnenin geçiş anını hissettim. Yine tansiyonum düştü. Ayaklarını kaldırdı. Ayaklarımı kaldırdım. İşte gayet profesyonel bir şekilde işte gitti su getirdi. Sonra adam yine gitti. Ben yanında çöp şeyini kutusunu görüyorum. Kusar mıyım acaba diyorum. Böyle kutuyla göz gözeyiz falan. Küp şeker getirdi. Dilinin altına koy dedim. Ve anında geçti. Sonra işte gittik ödedik falan. Çok teşekkürler falan. İşte ilaç önerdiler. Onları sürdüm. Bu da iltihap kaptı. Ama arkadaşımınki kapmadı. Burada bir topçuk oluştu. Çok da canım yanmadı ama böyle çok kötü duruyordu. Orada sanki tam sivilce varmış gibi duruyordu. Sonra çay ağacı yağı diye bir şey önerdiler bana. Gittim aldım. Sürdüm. Bir haftada falan gayet iyi geçti. Orta parmak şeyim koptu şu an. Bu arada babama haber vermedim burnumu deldirdiğimi. Babam şu an bir ihtimal izliyor. Babamı aradım. Baba ben burnumu deldim. Ne? Gerçekten mi? Bayağı bozuldu. Ona haber vermediğim için ve işte yap, sorsaydın izin vermezdim falan dedi. Ama deldirdim ve bir hata yaptım. Özür dilerim baba. Ya şöyle söyleyeyim. Yaptırdığım için pişman değilim. Canım yanmıyor. Bir hafta, bir iki hafta doğal olarak hani şeydi, hassastı. Ama onun dışında bir sorun yok. Başka bir yerime deldirmeyi düşünmüyorum. Aileme buradan selam söylüyorum. Video bu kadar. Bay bay. Hadi netle. Ha gayret. Ha gayret.